Herkes selam arkadaşlar, ben Burak. Arkadaşlar, Grand Ütopya haritamızı güncelleyeceğiz. Şimdi bu haritanın 1.43 versiyonu daha yeni çıktı. 3 gün önce çıktı, şu an ayın 3'ü. 31'inde çıkmış. Bunu güncelleyeceğiz. Yalnız şöyle söyleyeyim, hani Steam'den oynayanlar için 1.43, 1.42'de hala eski sürümle oynayabiliyorsunuz, bir sıkıntı yok, ama 1.43'e güncellediyseniz eğer Steam'i, abi bunu indirmeniz lazım. Hiçbir şey, değişiklik yok arkadaşlar. Tek bir değişiklik var, işte haritanın bu şekilde renkli olması bir. Bir de şey var, hata düzeltmeleri yapılmış işte. Bazı yerlerde işte çökmeler oluyormuş, onları sona erdirmişler falan filan. Kısa sürede olduğu için güncelleme çok fazla bir şey yapmamışlar. Yani sadece hata düzeltmeleri yapmışlar. Bir de işte harita, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Hemen indirmeye geçelim. Buradan arkadaşlar siteye giriyorsunuz. Linkini atacağım zaten. Siteye girdikten sonra şuradan Google Drive'ıma tıklıyorsunuz. Arkadaşlar, şöyle bir sekme açılıyor. Hatta şöyle ben açmıştım zaten. Buradan en altta arkadaşlar 1.13. Şurada 1.13 versiyon 1.13 ETS 1.43 zip yazıyor. Buna çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekrana geliyor işte. Grand Topya SCS klasörü 192 MB. Şu sağ üst köşede arkadaşlar indir butonu var. Buna basıyorsunuz, indiriyor. Yine de indir diyorsunuz arkadaşlar. İndiriyor. Bu kadar basit. İndirdikten sonra şöyle bunu kapatayım. Grand Utopia'da bildiğiniz üzere arkadaşlar şey var, görseller falan çok güzel, haritayı gerçekten güzel yapmışlar. Hani illaki duymuşsunuzdur arkadaşlar. İndirdiğimiz dosya burada, çift tıkladım, açtım. Bize lazım olan şu SCS dosyası arkadaşlar. Şöyle masaüstüne sürükledim. Sonra bununla işim bitti, kapattım abi. Şöyle kapattım. Tekrar belgelerime giriyorum şuradan. ETS belgelerime buradan girebilirsiniz veyahut şurada buradan girebilirsiniz, fark etmez. Euro Truck Simulator 2 klasörünü buluyorsunuz, basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan mod klasörüne giriyorsunuz. Eğer mod klasörü yoksa arkadaşlar, yani daha önce hiç mod yüklemediyseniz, tamam. Sağ tıklıyorsunuz, yeni diyorsunuz, klasör diyorsunuz. Buradan da aynı şu şekilde şurada yazdığı gibi küçük harflerle mod yazıyorsunuz arkadaşlar ve klasörü oluşturuyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra mod klasörünü açtık arkadaşlar. Şimdi buradaki eski Grand Ütopya'yı silelim abi. Bunu kapat, sildim. Yeni indirdiğim Grand Ütopya'yı buraya attım arkadaşlar. Evet, şimdi Steam'den oyunumuza, şu modumuzu attık arkadaşlar. Oyunumuza gireceğiz. Bu arada biraz hastayım. Sesim kötü çıkabilir, öksürebilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe şey yapacağım, engellemeye çalışacağım bu tür şeyleri. Şimdi eski şeyimiz arkadaşlar, kaydımızdan girmeyi girebilirsiniz. Onu da deneyeceğiz. Ama ben size yeni bir profil düzenlemeyi, profil açmayı göstereyim arkadaşlar. Şunun sesini biraz kısayım abi. Şimdi buradan profilleri yönet diyoruz arkadaşlar. Buradan yeni profil diyorsunuz. Ben yeni profil açmayacağım, sadece gösteriyorum arkadaşlar. Profilinizin ismini, işte fotoğrafı abi, şöyle salladım abi, şirket ismi salladım, dil Türkçe arkadaşlar. Burada oluştur demiyorsunuz, buraya kadar yaptınız. Gördüğünüz gibi harita kısmı pasif. Şu yukarıda sol üstte mod yöneticisi var, zor gözükebilir. Bunu buluyorsunuz arkadaşlar, tıkladık. Evet, buradan Grand Utopia'yı bulacağız. Evet, buldum. Çift tıkladım, attı.
Ekstra mod yüklemek istiyorsanız ona göre atarsınız. Ben şimdilik atmıyorum. Değişiklikler onayla dedim. Bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi çıktı. Harita kısmı Avrupa pasifti. Burası açıldı arkadaşlar. Buradan Grand Utopia'yı seçip oluştur diyorsunuz. Oluşturuyor. Şimdi başka bir problem yok. Buradan direkt girebiliyorsunuz. Bu arada bütün harita DLC'lerini arkadaşlar indirmeniz gerekiyor. Yani onları sahip olmanız, satın almanız gerekiyor Steam üzerinde. Iberia da dahil, bunu da belirtelim. Boşu boşuna indirip abi Iberia dahil mi? Bütün harita DLC'lerini istiyor mu diye sorular. Sormanıza gerek yok, şimdi de söyleyeyim. Arkadaşlar eski profilime girdim. Eski profilimde sıkıntı oluyor. Çökmeler meydana geliyor. O yüzden yeni profil oluşturmayı deneyeceğim. Yani tamam, oyuna giriyorsunuz ama bunu göstermiştim zaten. Burayı tekrar anlatmıyorum abi. Bunu işaretledim, oluştur diyorum. Yeni profil oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani bu sefer nerede oluşturalım abi? Şurada oluşturalım. Eski profilde bir sıkıntı oldu. Yani oyun oynarken oyunun yarısında, işin yarısında çökmeler meydana geldi arkadaşlar. Bakalım yeni profilde neler olacak, ondan emin değilim yani. Evet arkadaşlar, eski profilime girmedim, yeni profilden girdim. Ne olacak bilmiyorum yani. Eski profilde çökme meydana geldi. İşi mesela, bu işi teslim ettim, çöktü. Oyun çöktü arkadaşlar. İlk baştaki verdiği şey, yükü teslim ettim, oyun çöktü. Garip bir şekilde. Abi ben neredeyim ya? Bu ne ya? Allah Allah. Ya çıkar bizi buradan dayı. Kaldık burada anasını satayım. Bakalım arkadaşlar, bunda da aynı sorunla karşılaşacak mıyız? Emin değilim yani. İnşallah karşılaşmayız ama şunu da bir bakayım. Bakın harita, renkli harita diyordu. Yine renkli harita yok. Bir aksilik, bir sıkıntı da yok yani. Onu da anlayamadım. Kurarken hiçbir problem olmayı da ne gelmedi. Ama nereye açılıyor la? Yani kurarken bir sorun da meydana gelmedi arkadaşlar. Ama ne hikmetse oyun düşüyor. Mesela bu işi teslim ettiğimde biraz önce çektim yani, bayağı bir çektim. Oyun çöktü. Bir de şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Şu an bir çökme falan olmadı arkadaşlar. Evet, buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir önceki oyunda sorun oldu. Arkadaşlar şöyle 1-2 kilometrelik bir iş alalım. Bir bakalım. Bu işte de çökme oluyor mu olmuyor mu? Şeyde olmadı, şimdi biraz önce olmadı. Diğer şeyde eski şeyden girdim. Kaydımdan girmeye çalıştım, onda oldu. Zaten eski kaydımda da girememiştim. Yine sıfırdan başlatmıştı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ne taşıyoruz la biz? Allah Allah. Bu neymiş böyle? Evet, eski kaydımı da açmadı. Yani garip bir oyun deneyimi yaşadım. Şey açtı ama ne arabam vardı, ne yaptığım yollar belliydi. Normal sıfırdan başlattı. Yani sıfırdan da ben başlamak istemedim arkadaşlar. Zaten sorun değil, sıfırdan başlarız yine de. Bu arada arkadaşlar görseli de keselim, güzel yani yapılar falan gördüğünüzde.
sıfırdan başlamak problem değil de oyun çökmesi mi oldu? İki kere oyun çöktü. Yani yine de ben biraz zorladım, hani bakayım ben nerede hata var. Yok. Yeni şey açıyorsunuz arkadaşlar. Profil. Yeni profille başlıyorsunuz, yoksa problem oluyor. Onu da belirtelim. Ben yeni profilde sorun yaşadım. Ama eski profilde bu sorun yaşadım arkadaşlar. Şu an yeni profili kullanıyorum ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Bakalım yükümüzü, kısa bir yük aldım hani deneme amaçlı. Teslim edeceğiz. Bir sorun çıkmazsa eğer arkadaşlar videoyu paylaşacağım. Yok, bir sorun çıkarsa bu video çöp olacak artık. Yapacak bir şey yok. Yarım saattir video çekiyorum bu arada. Arkadaşlar onu da belirteyim. Güzel bir köprü ve tren istasyonu yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Vay anasını ya. Köprü üstüne köprü, bakın karşıda. Bayağı uğraşmışlar burayla. Yani çok güzel yapılar var ha. Biraz önce keşke oyun çökmeseydi. Neler neler çektim de işte. Oyun çöktü yani. Çok güzel görseller yakaladım falan. Ama nasip değilmiş o videoyu paylaşmak. Burası da biraz fabrikasyon mekanı. Arkadaşlar şöyle, ben nereye teslim edecektim baba? Şuradan mı gireceğiz biz şimdi ya? Ben anlamadım ya. Arkadaşlar harita bu arada olmamış yani. Ana Hacı Baba, biz buraya teslim etmeyecektik. Şöyle abi, ben bir U dönüşü çekeyim burada arkadaşlar. Şuradan bir yerden giriş vermesi lazım bu arkadaşlar, ama yok bakın. Buranın girişi nerede? Acaba şuradan mı gireceğiz? Yok baba, nereden gireceğiz ya? Herhalde buradan gireceğiz arkadaşlar. Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar, şu ana kadar bir çökme falan yaşamadım. Abi şöyle bir bakayım bir, yani tamam, buraya kadar yaşamışsak bir problem yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Dünya haritasına gelelim tekrar. Yani şöyle bakıyorum, yok. Hani o fotoğraftaki gibi bir harita yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dünya haritasında yok. Maalesef üzgünüm yani. Ama bayağı güzel bir harita modu arkadaşlar. Zaten bilenleri bilir. Grandutopia deyince. Kesinlikle arkadaşlar oynamanız gereken bir harita modu. Ha, bazen böyle işte biraz önce benim yaşadığım gibi çökmeler yaşıyor. O yüzden yeni profil açın. Kafanız rahat olsun. İstediğiniz şehirde başlayın arkadaşlar. Gezebildiğiniz yeri gezin. Yeni güncelleme geldiğinde yeni bir harita, yeni bir profil oluşturdu. Yani bu iş biraz önce denedim, olmadı maalesef. 1.42 ile 1.43 problemli oldu. Sizin için denedim. Yarım saatimi harcadım ama olmadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yeni profilli arkadaşlar oynayabilirsiniz. Haritada bir problem yok. Sadece haritamızın şu yeşil rengi yok. O da çok önemli mi? Bence değil. Olmasa da olur. Hata düzeltmeleri yapıldı diyor ama bakalım ne kadar hata düzeltmeleri yapıldı. Onu da bilemiyorum tabii ki de. Uzun vadede oynayıp denemek, görmek lazım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.